Kahvaltıyı dışarıda ederiz, değil mi? Ben biraz dolaşayım. Kadın bir kere tadını aldı ya bu işin, artık duramaz. Sakallı da bulmuş fıstık gibi karıyı. Oh! Gündüzleri öğretmenin evine, gece burayı gözaltına tuttuk mu tamam. Kocayı uyutup sakallıyı içeri alacak. Sararız evin etrafını, basarız sofayı. İkisini de rezil ederiz. O herif gene de boşamaz karıyı. Yok deme. Boşayacak çare yok. Sakallı çekip gidecek. Kadın kaldı mı açıkta, eli de atanın elinde kalacak. Allah! Yazık olacak güzelim kadına. Ne açacaksın? Çeksin bu kadar kişiyi yaldızlatmanın cezasını. O herif çarda biz neyiz? Biz adam değil miyiz? Hadi kalkın bir yukarı bakalım. Isparta öğrenci. Ne dersiniz? Yine hanımın bir kahvesini içelim mi? Helalem, Mina Hanım'ı yerken bir kahveye razı oldu bizim başkan. Mina Hanım, Mina Hanım! Geliyorum! Hoş geldiniz. Tren gelinceye kadar Mina Hanım'a bir uğrayalım dedik. İkramı sever. Herhalde bize bir acı kahve yapar. Tabii. Buyurun. Lafı nasıl dokundurdum, iyi mi? Kadın da çok üzüldü ya. Şaka bir yana. Mina Hanım'ın kulağını biraz bükmek gerek. Yoksa bu işin sonu kötüye varacak. Biraz haksızlık etmiyor muyuz? Mina Hanım içimizden biriyle ilişki kursaydı böyle mi davranacaktık? Aynı şey değil bu. Aramızda idare edip gidecektik yani. Doktor, doktor! Biz hoş görsek bile kasabanın gençleri rahat bırakmayacak. Bir tatsızlık çıkmasından korkuyorum. Zahmet verdik. Ne zahmeti? Sağ ol bacım. Siz de buyurmaz mısınız İlhan Bey? Merhabalar, nasılsınız? Buyurun oturun. Buyurun, bir kahve yapayım size. Oturup şöyle bir rahat rahat konuşamadık, değil mi? Öyle oldu. Dönüş ne zaman? Bu yakınlarda dönerim herhalde. Doktor, biz çıkıyoruz. İyi, ben de geliyorum. Görüşeceğiz. Tabii doktor. Bize kızıyorsunuz ama işte gördünüz. Bu kadarı da olmaz ki. Nihayet biz de delikanlıyız abi. Kanımıza dokunuyoruz. Tamam, tamam anladım. Merak etmeyin. Hayvan değiliz biz de. Biz de bu kasabanın evladıyız. Telaş yok. Bir çare düşüneceğiz elbet. Tamam. Hadi, hadi bakalım. İlgilenmeyin. Nedir bu? Neler oluyor? Ne istiyorlar? Anlamıyorum. Sevgiyle bakmaktan korktukları için düşmanca yaklaşıyorlar.
kendi işlerine gelen bir namus anlayışı adına namussuzluk ediyorlar. İyi, güzel, doğru ne varsa kirletmek, yok etmek istiyorlar. Boş, amaçsız bir tatmin işte. Öfkeden çok merhamet duyuyorum. Anlıyor musunuz? Anlamak bir işe yaramayacak, biliyorum. Yarın öbür gün üzerinizdeki baskı daha da artınca ne yapacaksınız? Kadınsınız. Bir başınıza nasıl dayanacaksınız? Sizi burada böyle yalnız, korumasız bırakıp gitmek istemiyorum. Gideceksiniz. Cemil'e anlatmaya çalıştım. Kuşadası'na halama gitmek istiyorum. Boşanalım dedim. Biliyorum, dayanmak zor olacak. Gider gitmez bana yazar mısınız? Hemen gelirim. Söz vermeyin. Ümitleriniz var, mesleğiniz var. Farklı ilişkileriniz var sizin. Bir yol bulurum. Geleceğim. Ne olur bırakın söz vereyim. Hey! Hey bu! Taş koy, taş. Hop! Kendine iyi, hop. Beni çağırtmışsınız. Ha, evet, siz miydiniz? Buyurun, oturun hocam. Mesele nedir? Sizinle hem dost hem kasaba halkının temsilcisi olarak konuşacağım. Dedikoduları herhalde duymuşsunuzdur. Meseleyi anladınız herhalde. Özür dilerim, anlayamadım. Abinizle Mine Hanım arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Beni açık konuşturmayın. Öyle özel bir ilişkiden haberim yok. Bu yüzden açık konuşursanız yararlı olur. Yani seviştiklerini bilmiyorsunuz. Sizin evinizde buluşuyorlar, haberiniz olmuyor. Öyle mi? Buluşsalardı haberim olurdu. Sizin yanlışınız tüm insan ilişkilerini kendi yoz ilişkilerinizle karıştırmaktan kaynaklanıyor galiba. Bir erkekle bir kadın arasında da eşit ilişkiler, dostluklar kurulabileceğini anlayamıyorsunuz. Ne yani? Eşyayız biz çünkü. Amacım size hakaret etmek değil. Ama biraz dürüst davransaydınız, Mine'nin bir Esin Hanım olmadığını takdir edecektiniz. Abim de herhalde sizlerden biri değil. Sen ne demek istiyorsun hoca hanım? Mine sizlerden biriyle ilişki kursaydı, dünyanın en iyi kadını olacaktı, değil mi? Abinin koynuna girince sana iyi geliyor, değil mi? Mine Hanım hakkında böyle konuşmaktan sizi men ederim. O zaman beni iyi dinle. Başına bir iş gelsin istemiyorsan, abin iki gün içinde kasabayı terk edecek. Sen de başka bir yere tayinini isteyeceksin. Şimdi de siz beni iyi dinleyin. Ne zaman gideceğine karar vermek abimin bileceği bir iş. Bana gelince tayinimi isteyeceğim. Ama sizden korktuğum için değil. Bu pisliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim için.
Siz burada bekleyin. Senin Emine için korktum. Her şeyi yapabilir bunlar. Yarın vilayete gidip tayinimi isteyeceğim. Milli Eğitim Müdürü çok yapıcı.